Bak ablanın halini görüyor musun? Senin düğününün haberini aldığından beri mutluluktan zil takıp oynamadığı kaldı. Söyle bakalım. Ne yaptın? Akrabalarına müjdeyi verdin mi? Teyzene söyledin mi? Seni sevgisi ve yemekleriyle büyütmüş, bu yaşa getirmiş. Herhalde haberi alınca kuş gibi uçmuştur ha? Ne zaman geliyormuş? Her neyse önemli değil. Ne zaman istersen söylersin. Gelin hanım. Hı? Geleneğe göre geline bir beşik hediye edilir, öyle değil mi? Evet anne. Ve bir de ayna. Evet. Biz de Parvati'nin ailesi sayılırız. O zaman ona da bir beşik ve bir de ayna hediye etmeliyiz. Evet, ikisini de ben halledeceğim. Marangozu hemen arayıp sipariş ver, unutma. Masanın üstündeki defterde adresiyle telefon numarası var. Tamam. Hadi koş. Parvati kızım. Bu eve kimsesiz giren biri daima himayemdedir. Gel. Neye karar verdin söyle. Tam olarak sabah olmasına hala biraz zaman var. Aklından ne geçiyor? Güneş doğarken sana nasıl bir hediye verecek? Özgürlük mü? Yoksa başka dertler mi? Sen söyle. Cevap vermek bu kadar zor değil kızım. Yalan mı? Parvati bak kızım. Evet, büyüğün konuşurken karşısında sessiz kalmak seni ne kadar iyi yetiştirdiklerine işarettir. Ama sürekli susup kalmak da iyi bir şey değil kızım. O zaman hayatta hep mutsuz olursun. Bak sana söylüyorum. Konuşursan kurtulursun. Şimdi söyle. Kimi seçtin duymak istiyorum? Beni mi? Onu mu? Bakın anne. Marangozun numarasını defterde buldum. Hemen arayayım mı onu? Gelin hanım. Marangoz akrabanda ben mi bilmiyorum. Gece vakti sipariş kabul ettiğine göre. İnsan bu iyiliği sadece yakınlarına yapar, öyle değil mi? Ben... Odana git, yat uyu. Gece oldu. Siparişi sabah arar verirsin. Konuşmaya niyetin yoksa sen de hemen çık git. Senin yüzünden uykum kaçtı. Keyfini bekledim. Git de ben de uyuyayım. Haklıydınız. Ben hep haklıyımdır, asla yanılmam. Anlat bakalım. Ben onunla evlenmek istemiyorum. Bal gibi biliyordum. Haklı olduğumu biliyordum. Onunla evlenmek istemiyorsun değil mi? Söyle. Evet. Ben onunla evlenmek istemiyorum. Hatta ondan çok korkuyorum. Ama bunun nedenini size söyleyeyim. Hayır. Nedenini merak etmiyorum. Tanıdığım önemli kişilerle sana söz sabah erkenden konuşacağım. Bana gerçekten yardım edecek misiniz? Etmez olur muyum? Sence ben burada şaka mı yapıyorum? Sen bana yaşadığın köyün adını söyle yeter. Haklılarmış. Kim haklıymış? Bana köyünün adını söyle. Bir söz var, o doğruymuş. İki kişinin kavgasından
Üçüncü yararlanmaya kalkarmış. Ne saçmalıyorsun sen yine? Kabul ediyorum. Onunla evlenmeyi hiç istemiyorum. Ondan çok da korkuyorum ama... yine de iki kişi arasında bir tercih yapacaksam... beni küçümseyen ve... hakaret eden birini... korktuğum birini asla tercih etmeyeceğim. Sen buraya dışarıdan geldin. Ne cüretle bana ses yükseltirsin? Rudra'yı mı seçiyorsun? O senin nefret ettiğin adam. Ondan nefret ediyorum. Ama yine de... bana sizden fazla güven veriyor. Ne büyük bir hata yaptığını... gerçekten bilmiyorsun kızım. Bayan Mohini, böyle şeyleri düşünmeyi bıraktım ben artık. Her şeyi Allah'a bıraktım, yolumu o çizsin diye. O hayatımı nasıl planladıysa... böyle yaşayacağım. Kızım... daha önce söyledim, bir kez daha söylüyorum. Şu anda yanlış tarafta duruyorsun. Artık... hikayene bitti gözüyle bak. Çünkü bundan böyle... Tanrı'nın değil... benim planıma göre... hayatın mahvolacak, bunu da bil. Rudra bugüne kadar seni kurtardı. Ama bu kez imdadına o da yetişemeyecek. Dünyanın başına yıkılmasına hazır ol derim.